ChatGPT'nin PIP üzere yapmış olduğu açıklamaları bu noktada bir değerlendireceğiz. Ve bunlar ne kadar mantıklı, ne kadar değil, bunun üzerinde durmaya çalışacağız diyebilirim ana hatlarıyla. Mesele bu olacaktır. ChatGPT Peepcoin fiyat analizini verdi. Bu yeni token bir sonraki büyük meme coin olabilir mi diyor. Bakalım. Peep şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinin %82 altında işlem görüyor. Ve bu da yatırımcıların kripto paranın herhangi bir yükselişimiz kazanıp kazanmayacağını merak etmesine neden oluyor. Burada iki tane önemli kısım var. Birincisi %82 altında olması durumu. Şu anda mesela 2022 yılında en çok düşen kripto para kategorisi Metaverse idi. Ve %92,5'luk bir düşüş yapmıştı. Ve 2022'nin aslında en çok kaybeden kripto içerisindeki sektörü ve kategorisi Metaverse olmuştu. Parantez açmışken söyleyeyim, bu sezon NFT projelerine, Metaverse kriptolarına kesinlikle bulaşılmaması gerektiğini düşünerek durumun altını çiziyorum. O yüzden buna dikkat edin. Sezon içerisinde Metaverse kriptoları, NFT altcoinleri, bak direkt olarak vizyona NFT'ler olan altcoinlerden söz ediyorum. Çok fazla bunlara yatırım yapılmaması gerekecektir. Çünkü dünya genelinde bunlardan çekildiler. Yani üzerinde bir çalışma yok şu an. Arka planda bir çalışma var. Tamam mı? Buna dikkat etmek lazım. Mesela şu anda Shiba'nın toplam düşüşü yine %92,5'luk bir düşüşü var. Sol'un %91 civarı yapmış olduğu rallilere rağmen hala %91 aşağıda fiyatlıyor. Mesela XRP şu an yine %87 mi oluyor? Civarında bir yok %81'lik bir düşüşle fiyatlıyor. Yani demem o ki Pip'in mevcut fiyat düşüşleri şu an içerisinde yine de piyasanın üzerindedir. Pip muhakkak çok güçlü ralliler yaptı ve bir düzeltmeyle bunu gerçekleştirmek durumundaydı ki şu anda Pip en yüksek korelasyonu olan kripto paralardan kesinlikle bir tanesi, hatta birincisi diyebiliriz. Dolayısıyla Pip'in yaşamış olduğu düşüş diğer altcoin'lere göre çok daha geri. Hatta Pip şu anda düştü diye düşünenler aslında pek çok kripto paraya göre fiyatının hala orta uzun vadeli analizde diğer pek çok altcoin'e göre hala şiş olduğunu altını çizmek istiyorum. İkincisi, Pip yükseliş yapacak mı yapmayacak mı sorusu eşittir. Bitcoin yükseliş yapacak mı yapmayacak mı, ne zaman yapacak sorusuna çok benzer. Pip coin'in korelasyonu çok yüksektir. Çünkü Pip'in tabii ki yatırımcısı var, uzun vadeli yatırımcısı var. Ancak Pip'in asıl yatırımcılar, ya daha doğrusu Pip'te fiyat yükselişini getiren ana güruh diyebilirim. Bir, traderlar. İki, türev işlemcileri. Pip'in inanılmaz derecede yüksek bir trade oranı, aynı zamanda çok yüksek bir türev işlem oranı halihazırda bulunmaktadır ve sürekli fiyatlardaki yükselişleri tetikleyen de bu kesimdir diyebiliriz. Hatta Pip'in ölü dediğimiz zaman diliminde bile, yani piyasası çok düşükken, şu anki ortalama kripto paralara göre en az 6-7 kat daha yüksek olan, bakınız, bir volume market cap değeri halihazırda hakimdir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani ölü dediğimiz anda bile coin'in hacmi ve türev piyasası diğer kripto paralara göre çok 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 hareketli. Asıl yükseliş sebepleri bunlardır. Tabi bu da, yani türev işlem ya da trade bakımından harekete geçilmesi, tabii ki görece içeride para olduğu, içeride para döndüğü, yani BTC'nin hareketlendiği zaman dilimlerinde olduğundan, Pip'in her zaman korelasyonu oturduğundan beri çok yüksek olmuştur. Çok yüksek bir şekilde karşımıza gelmiştir diye açıklayabiliriz. Ya dolayısıyla durum bu. Pip ne zaman yükselecek sorusunun cevabı da bu. Mesela Shiba videosunda da bu kısmı
değerlendirdik. 2024 Ocak ayı. 2024 Ocak'tan 10 Ocak tarihine kadar şu anda ETF başvurularının onay ihtimaline %90 gözüyle bakılıyor. Yani %90'ın daha üzerinde bir ihtimalle 2024'ün Ocak ayına kadar SEC'in BTC Spot ETF başvurularını onaylaması beklenmektedir. Bu şartlar altında Bitcoin beraberinde Ether ve XRP ile birlikte çok ciddi ralliler yapma ihtimali yüksektir. Bunun içerisine ben Pip'in de katılacağını düşünüyorum. Az önceki anlattığım korelasyon sebebiyle pek çok altcoin buna katılamayacak sebeplerinden bahsettik. Yani en az birkaç ay rötarlı olacaktır. Fakat burada yani 2024 Ocak'ta dediğim gibi ETF kabulü ile birlikte başlayacak Bitcoin rallisini en erken anlık ve en yüksek katlama oranlarıyla fiyatlayacağını düşündüğüm kripto paralardan bir tanesi. Yüksek korelasyonu ve piyasadaki parayı iyi çevirmesi sebebiyle Pip olacaktır. Bu bağlamda ChatGPT'den Pip'in mevcut tahmini analiz etmesini ve coin'in değerinin 2023 sonuna kadar nereye gidebileceğini tahmin etmesini istedik. 2023'ün sonuna kadar nereye gittiğinin bir önemi olmayacaktır. Nitekim bir yere de gitmeyecektir. Yani 2023'ü önceki videolarda da çok söyledim. Farklı altcoin'ler üzere konuşurken özellikle. 2023'ü bu bağlamda gözden çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir ekstremlik yok. SEC'in ETF kabulünü bekliyoruz. SEC'in ETF kabulü 2023'te gelmeyeceği hiç değilse şu an için çok açık. 2023'te Fed'in faiz artışından başka herhangi bir şey yok ya da Orta Doğu'daki karışıklık ki keşke artık inşallah biter devam etmesi bekleniyor. Yani bu şartlar altında 2023'te tam olarak Bitcoin'den ya da diğer altcoin'lerden beklenti ne ki Pip'ten nasıl bir beklenti olabilir? O yüzden 2023'te yani zaten çok yapılacak bir şey yok. Ayrıca ChatGPT'ye meme coin alanında hangi yeni tokenları çığır açan yıldızlar olabileceğini sorduk. Meme Combat potansiyel bir lider olarak öne çıkıyor. Yani dolandırıcılığa ChatGPT'yi de karıştırmanın bir anlamı yok. Buradaki coinler dolandırıcı coinler Meme Combat'tır, Wall Street Journal'dır. Nitekim adı geçen buradaki Kripto Patates sitesi de dolandırıcı bir sitedir. Ben açıkça söylüyorum. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bundan sonraki videoda haberin kalan kısmını ve Peepcoin fiyatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.